Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Partisi'nin genel merkezinde düzenlenen Kasım ayı aylık olan il başkanları toplantısında asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulundu. Değil, ülkenin matematik gerçekleri ve ekonomik gerçekleri belirler. Biz tabii Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidarın en az %50 zam yaparak asgari ücreti 4.235 TL seviyesine getirmesi, işverenin yükünü de hafifletmesi lazım dedi. Yeniden Refah Partisi olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi asgari ücretlinin hak ettiği adil maaşı iktidarın takdiri değil, ülkenin matematik gerçekleri ve ekonomik gerçekleri belirler. Biz tabii Yeniden Refah Partisi olarak açıkça hep söylüyoruz. Diyoruz ki iş başına gelir gelmez işçi, memur, emekli maaşlarına %70 maaş zammı yaparak işe başlayacağız diyoruz. Ancak bu iktidardan bunu beklememiz çok zor. Ama yine de bu iktidar dahi olsa asgari ücrete en azından %50'lik bir maaş zammı yapılması lazım. %50'nin altında herhangi bir maaş artışının kabul edilebilmesi mümkün olmaz. Zaten %40 yaptığınızda daha açlık sınırına geliyor. İnsaf etmek lazım. Başımızı elimizin arasına alıp düşünmek lazım. Bu insanların çoluğu çocuğu var, ailesi var. Biraz önce çay simit hesabını yaptım. Bu düzeyden, bu seviyeden bu insanları mutlaka kurtarmak lazım. Aslında %70 en azından yapmak lazım. Ama hadi diyelim bu iktidar onu yapamaz, bunu biliyoruz. Bu iktidarın dahi en az %50 maaş zammını asgari ücrete yaparak asgari ücreti 4.235 lira seviyesine getirmesi lazım. Efendim işveren ne yapacak? İşverene de yük yüklüyoruz. İşverenin yükünü de gene iktidarın hafifletmesi lazım. Türkiye sınırında 40 kilometre uzaktaki Dede Ağaç'a Amerika tarihindeki en büyük yığınaklardan bir tanesini yapıyor. Yunanistan'da çok sayıda Amerikan üssünün kurulması için adım atılıyor. Türkiye'nin yanı başında çok ciddi, tedirgin edici bir tehdit durumu. Şimdi bununla kalmadı. Bir de geçen hafta itibariyle İsrail ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi ortaklaşa bir hava tatbikatı gerçekleştirdi. Hem savunma taktiklerine hem de taarruza yönelik bir tatbikat. İsrail Hava Kuvvetleri ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hava Kuvvetleri ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi. İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar Güney Kıbrıs'ta konuşlandırıldı ve tatbikat 3 Aralık'a kadar sürecek. İsrail ordusu aynen İngiltere gibi Güney Kıbrıs'ta askeri üs kurma isteğini açıkça ifade ediyor. Önümüzdeki aylarda böyle bir askeri üssün kurulması da söz konusu olabilir ve önümüzdeki aylarda İsrail ordusu ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ordusunun ortaklaşa bir kara tatbikatı yapacağı da ilan edildi. Dolayısıyla bu gelişmeler Allah muhafaza buyursun. Merhum Erbakan hocamızın ta 90'lı yıllardan itibaren ifade ettiği, dikkat çektiği, bugün internette videolarının milyonlarca insanın izlediği bir defa asıl hedefin, dış güçlerin asıl hedefinin Türkiye olduğu sözlerini, uyarılarını bize hatırlatıyor. Allah fırsat vermesin. Önce Irak, arkasından Suriye, arkasından İran ve Türkiye. Ve asıl hedefin Türkiye'nin belini kırmak olduğunu ta 80'lerden 90'lardan itibaren açık bir şekilde ifade etmişti.